Nokta işaretlerinde sırada 3. noktadayız arkadaşlar. Günlük hayatta televizyonlarda bip şeklinde yani söylenmemek istenen kısım şeklinde karşımıza gelen işaret 3. nokta işaretidir. 3. nokta işareti temelde herhangi bir sebeple bitmemiş ya da okuyucun anlayışına bırakmak için bitirilmemiş cümlelerin sonunda kullanılır. Bu bahar yağmurlar bir gelse derken 3. nokta kullanmış. Cümlenin bitirilmesini okuyucuya bırakmış. Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi Cümlenin devamı okuyucuya bırakılmış. Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar. Dikkat ederseniz burada ise örneklerin devam edebileceğini belirtmek için üç noktayı kullanmış. Bunları seyretmek bana huzur veriyor derken cümle bitmiş. Cümle bitişinde noktayı kullanmış diyebiliriz. Üç nokta için başka bir kullanıma örnek vermişiz. Herhangi bir sebeple söylememek istenen harf ya da cümlelerin yerine kullanılır demişiz. O H bana ne dedi biliyor musunuz derken siz tamamlayabilirsiniz. S'ye her zaman güvenir iş veririm derken reklam yapmak istememiş olabilir. Kılavuz karga olanın burnu B'den çıkmaz derken yine söylenmemek istenen harf ya da kelimenin cümlenin yerine kullandığını görebiliyoruz. 3 nokta işaretini arkadaşlar. Bir takım örnekler sayıldıktan sonra benzer örneklerin devam edebileceği anlamında kullanır demişiz. Yüzümüze artan nice şairlerimiz var. 2 noktayı kullanmıştık ederseniz burada örnekler Örüyor Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli, Baki derken örneklerin devam edeceğini belirtmek için de yine üç noktayı kullandığımızı söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik